Bu videoda, Windows 11 kurulumunu, VMware üzerine yaparak, yeni Windows'un ön incelemesini yapmış olacağız. Kendi bilgisayarlarınıza kurmadan önce, Microsoft'un duyurularını beklemeyi unutmayın. Muhtemelen Windows 10'dan, ücretsiz bir şekilde, Windows 11 yükseltmesi yapabileceksiniz. Kurulum aşamasına geçmeden önce, sağ alttaki abone ol butonundan kanala abone olarak, Windows duyurularını takip edebilirsiniz. Şimdi VMware Workstation üzerinden, Create New diyerek, Windows 11 kurulumumuza geçelim. Ekrandaki gibi ilerleyip, ISO dosyamızı gösterelim. Makine ismimizi ayarlayıp, ileri diyelim. İşletim sistemimiz için, disk alanı belirleyelim. Ben 60 GB olarak seçiyorum. Bu bölümde işletim sistemi, RAM ve çekirdek seçimimizi yapalım. Ben 4 GB RAM ve 4 CPU olarak ayarlıyorum. Bu rakamlar gayet yeterli. Seçtiğiniz ayarları ön izleyip, finish ile bitirebilirsiniz. Şimdi power diyerek, makinemizi açalım. İlk etapta bir tuşa basalım, ve ISO dosyasından kurulumu açtırmış olalım. Bu aşamalarda, klasik Windows dil seçimi yapıyoruz, ve install now diyoruz. Ürün anahtarı kısmını atlayıp, Windows 11 Pro'yu seçip ilerliyorum. Custom seçeneğinden, diskimi kontrol ediyorum, ve Next diyerek kurulumu başlatıyorum. Bu aşamaları, beklememeniz açısından hızlandırıyorum. Windows 11 kurulumu devam ederken, bilgisayar özelliklerinize göre bir müddet bekledikten sonra, ekrandaki gibi yeni bir kurulum ekranı sizleri karşılıyor. Ülke ve klavye seçimi yapıp, işlemlere devam ediyorum. Sırasıyla, personel seçimini, Microsoft girişi ve PIN seçimi yapıyorum. Bu aşamada, gizlilik seçeneklerini kapatıp, OneDrive'ın online yedeklemesini de iptal ediyorum. Tüm aşamaların seçimini yaptıysanız, bir müddet sonra işletim sisteminiz hazır olacaktır. Ve işte Windows 11 karşınızda. Display seçeneğinden, ekran çözünürlüğümü bir değiştireyim. Laptoplar için genelde 1920 ve 1080, ideal çözünürlük oluyor. Gözümüze çarpan ilk kısım, alttaki bar sekmesi oluyor. Burada, ilk seçenekten kurulu uygulamaları görüntüleyebiliyoruz. Yeni File Explorer bölümünde, bazı ikonlar değişmiş durumda. Genel yapı ise aynı.
Dosyaların büyütme sekmelerinde, sağ tıkladığınız zaman, konumlandırma seçebileceğiniz yeni bir özellik eklenmiş durumda. Diğer bir alan, masaüstü sekmelerinizi bölebileceğiniz, ayrı bir buton aşağıya yerleştirilmiş. Widgetlar bölümünde ise, haberler, hava durumu, finans gibi sekmeler yer alıyor. Microsoft, başlangıca Chrome tabanlı Edge tarayıcısını, yine yerleştirmiş durumda. Edge performans olarak Chrome'u aratmayan bir yapıya sahip. Aşağıdaki diğer bir sekmede, store alanı mevcut. Sağ taraftaki bildirim bölümü, font olarak biraz değişmiş gibi görünüyor. Aygıt yöneticisi, gerekli temel sürücüleri bulurken, Task Manager'da, başlangıçta oldukça fazla hizmetin yine Windows 10'daki gibi aktif olduğunu görüyoruz. Microsoft'un, en temel araçlarından birisi olan Paint'te bir değişim yok. Microsoft hesabınızı açtığınız için, Office ve OneDrive entegresi de, otomatik olarak geliyor. Temel anlamda Windows 11'e hızlı bir bakış atmış olduk. 26 Haziran'da Microsoft'un duyurularına göre, Windows 11 yükseltmelerinizi yapmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi aşağıya bekliyoruz. Görüşmek üzere.